Şimdi o Ekremit'i düğün bitmeden havradan çekil gider. Emin misin teyze? Buranın bir ön çıkışı var, bir de burası var da. Buralara sürünüyor it. Dur sen burada, dur. Bak doğru yerdeyiz, koruyorlar. Sen ona, ben buna. Ne yapıyorsun lan? Adamın yeğeni oğlum, sen kimsin Ekrem'le konuşacaksın? Yeğen abi, mühim mesele. Mahallede polis var, Ekrem babaya söylemem lazım. Ne oluyor lan orada? Amca durum var. Ekrem baba, bir şey diyeceğim ama anneme bir şey yapmayacaksan... Kim lan bu? Benimle pazarlık ediyor. Ekrem baba, vallahi annem suçsuz. Lütfen ona bir şey yapma. Söyle. Mahalleye polis almış. Bulun, öldürün. Sonra da mahalleden çıkacağız. Bana bak. Düğündekiler bir şey bilmeyecek. Kızımın gününü neden? Tamam amca, yürü. Bunu alın. Bir yere götürün, anasını da bulun, derhal bana getirin. Hareket var. Tekrar ediyorum, hareket var. Oğullarından mı düşünmedin lan? Onun boyu posu devrilsin. Sen onu da Allah belanı, hoca da selanı versin. İki can seni kabul etmeyecek. Götürün arkaya çıkışa. Geliyorum. Seni yakanı bırakmayacağım. Bırakmayacağım seni yakanı. Acil durum. Anladılar. Teyzeyi aldılar. Tekrar ediyorum, acil durum. Deşifre olduk. Teyzeyi aldılar. Dünür. Senden bir istirhamımız var. Çeyiz gibi düşün. Buyur Dünür. Polis mahalleye girmiş. Peşinden de helikopterleriyle, tomalarıyla dalacaklar. Ben çıkacağım. Mahallenin girişinde benzinlik var. Polis mahalleyi bastığında benzinliği yakacaksın. Sen ne diyorsun Ekrem? Biraz kavrulsunlar ki bir daha buraya dokunmadan önce 3 defa düşünsünler. Benzinlik patlarsa mahallede yanar. Benden sonrası tufan. Ben dönünceye kadar da söner zaten. Karnımı kucağıma alacağım. Bundan emin olabilirsin. Gidiyor musun baba? Vakittir.
çıkış yaptı. Ekrem çıkış yapıyor. Tekrar ediyorum, Ekrem çıkış yapıyor. Evet, damadın halasının kuzeninin özel ricasıyla erken halay. Yaşlı kadın yanlarında. Safi, Beto. Volkan. Beto. Beto gel. Komiserim. Al teyzeye birime Beto. Acele et Beto. Gel teyzem gel. Alın alın alın. Yürü 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 yürü. Koru 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 koru. Yürü yürü. Hemen birime, hemen birime Beto. Yürü, evet, yürü. Evet, komiserim. Alın, 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 alın. Boş işler, boş. Evet, işte. İşte gelişime kapalı bir adamsın. Onlarca hatanın arasında bir de bu var. Komiserim, istihbarat var Fişek Ekrem'le ilgili. Nedir durum? Dün mahallenin sırt tarafında zengin bir muhitten 8 tane lüks araç çalınmış. Ona paralel narkotik bir alışveriş patlatmış. Tahmin edin torbacı nerede? Mahalleden. Öttü. Bugün büyük bir değiş tokuş olacakmış. Vay. Demek Ekrem'in paraya ihtiyacı var ha? Kaçacak tabii. Euro'nun durumu ortada. Saffet, kahvemi bir uzatsana. Al. Sağ ol. Narkotik mi, arabacılar mı? Ya narkotik falan demeyin Allah aşkına ya. Bulaştırmayın beni narkotiğe. Bitmedi komiserim, komiserlerim. Bir de tefeciyi kaldırmışlar. Ailesinden fidye istiyorlarmış. Bu da mı Ekrem'in işi? Geçmişte ortak dosyaları var. Zamanında mahallenin kara parasını aklayan tefeci. O iş sizde. Emredersiniz komiserim. Haydi.
Yaslan, yaslan, yaslan! Bırak, bırak, geç, geç. Lan ne oluyor? Ne oluyor orada? Lan, dur, 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 dur. Yaslan! Ya gerçekten yazık yani. Ah. Ya sizin yüreğiniz nasıl dayanıyor böyle güzelim arabaları parçalıyorsunuz ha? Milli servet lan. Neyse. Neyse. İçeride çok yalnız kalmayacaksınız. Yakında Ekrem abini de getireceğiz. Götür. Anlamıyorsunuz değil mi? Ulan milyon dolar da bulsana biz bu şerefsiz Ekrem'i kullayacağız. Kessene adamın ağzındaki bağ. Oldum olası tiksinirim tefecilerden. Küçükken babamı batırdı bu şerefsizler. Hadi Meto hadi. Saçma, he? Çok saçma. Ne saçma lan? Yağmur'un sizi çağırması saçma. Aynı zamanda benden önce size söylemesi daha da saçma. Ya ben meraklı mıyım? He? Yani Yağmur'un da yaptığı iş Allah aşkına yani karşıdan bir insan seni görse anlar, direkt anlar. Yani yemeğe çağrılmayacak bir herifsin sen. Niye? Çünkü günde 3 öğün kek yiyorsun sen. Günah lan. Günah yani sen genelde zaten gelmezsin bu olaylara. Niye gidiyorsun? Gitmeyeyim mi? Ha? Gitmeyeyim mi? Bak gelmeyeyim mi demiyorum sana. Gitmeyeyim mi diyorum kardeşim. Çünkü gideceğim yer senin değil Yağmur'un. Ne gel ne de git. Babamın zoruyla gidiyorum zaten kardeşim. Allah'ım bırak Allah aşkına. Bugüne kadar kimin zoruyla bir şey yapmışsın sen? Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne diyorsun lan? Yağmur açık kapı bırakmamış kardeşim, tamam mı? Eminim. Ne demiş?
Kaan istiyormuş. Çocuk anasıyla babasını yan yana görmek istiyor. Gerçi biz birbirimizi yan yana görmek istemiyoruz ama. Çocuk süpermenleri sevmiş oğlum. Dün akşam kaçıp bize gelince de tabii. Zaten o olayı hiç anlamadım ben. Neyi anlamadın ya? Neyi anlamadın ya? Ulan sabah geliyorum kanepemde buluyorum lan seni. Sen benim babamla ne konuşuyorsun oğlum? He? Benim babam akranım mı lan senin? Oğlum rahat ol, babanı kimse almıyor. Babamla benim aramızda başka bir hukuk var. Onun üzerinden konuşuyoruz biz. Ne varmış Allah aşkına söyle. Ne varmış, ne hukuku? Hani ikimizin de aynı zeka seviyesinde çocuklarımız var ya, ama benimki hala büyüyor, o yüzden ben şanslıyım. Yani adama cidden üzülüyorum, yazık herife. Yazık. Ne istiyorsun ya? Komiserim hazırız. Nasıl ne yapacağız, bir plan program bir şey var mı? Çünkü anlayacak adamlar bizi. Anlayacaklar mı? Volkan, senin aklına ihtiyacım yok. Burada bir şey konuşuyoruz ya, çekilsene. Ne konuşacağım lan ben seninle? Nilüfer de geliyor mu bu akşam? Ha, o da geliyor muymuş? Senin kardeşin oğlum, ne bileyim ben. Ha öyle mi? Hiç konuşmadınız mı bunu? Lan telefonu bile yok bende, hayret bir şey ya. Hani aynı mahalledesiniz ya, eminim sabahları bakkalda makkalda bir yerlerde karşılaşıyorsunuzdur. Ha? Ev bakıyorsun değil mi sen? Ruh hastası ya, ruh hastası nereye ya. Nereye kaçıyorsun, nereye kaçıyorsun? Gözlerimden bayağı iyi anladın ne kadar ciddi olduğumu. Komiserim nereye? O mahalleden çıkacaksın lan. Buna kalsa soğuk hava kamyonlarıyla falan atlayacağız, gireceğiz içeri. Allah'ım yarabbim ya, Resulallah'ım ya. Buna çektim ya, önceden ben böyle mi konuşuyordum ya? Vur 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 başımın dibinde. Böyle miydim ben Meto? Yok komiserim. Ha. Yürüyün siz, yürüyün, girin, sonra çatışın, o öyle Naim de arkadan kaçsın. Ha, o zaman biz arkada bir çıkış varsa orayı tutacağız, orada bekleyeceğiz, doğru mu anladım? Evet Volkan'cığım, o yüzden biz şimdi birlikte gideceğiz, arkada bir çıkış var mı göreceğiz. Varsa da ben arkada oturacağım, çatışmayacağım, anladınız mı? Ben çatışma yok, siz Naim'i alacaksınız, bana getireceksiniz arabanın içinde. Tamam. Hah Volkan'cığım, işte bu hareketleri istiyorum. Kapılar açmalar falan filan. Senin söyleseniz ben açarım ki. Naim Karataş nerede? Yok. Ay. Öte şu arkadakilere bak lan. Düne kadar vardı onlar da, şimdi yoklar. Yani. Onları ip olmak ister misin aslan? İşin kötüsü onlar hala işe yarıyor. Peki sen? Hı? Ölürsen ne olacak lan? Solcan'dan, örümcekten başka kimse yemeyecek seni. Değil mi Meto? Aynen öyle komiserim. Aynen değil mi? Naim nerede lan? Thank you.
Yeşil'e. Sen gel bakayım. Benim oğlum sevdalanmış. Dünürüm kan kaçaysa benim günahım ne? Bir suç işlemişliğim var mı? Evet, çünkü içerideki polisle çatışan bendim değil mi Naim? Kaçmış mı? Oh. Vallahi çay taze Meto. Harbi güzel. Nasip olmamış ona. Ulan birimde böyle bir çay içmedim biliyor musun? Ben Asiye'ye söylüyorum hep. Asiye'ye söylemeyeceksin Meto'cuğum. Asiye'ye söylemeyeceksin, Ela Hanım'a söyleyeceksin. Çünkü o İngiliz. Çayı nasını bilir. Peki şimdi ne yapıyoruz komiserim? Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun? Ben süpürgeyim. Onu Faraş düşünecek. Ben 20 yıllık kabadayım. Hasım da çok, hısmım da çok. Birisi polisim diye mekanıma ilk defa gelmiyor. Nereden bileyim baskını kimin yaptığını? Yok, haklısın. Yani haklı olduğum bir taraf var. O da şu ki, yani sonuçta içeri giren arkadaşın polis olduğuna bin şahit gerek değil mi? Sen kaç yıl yapmıştın içeride? Toplam 14 yıl. Biliyorsun ne derler? Torun ayrı bir tatlı oluyor. Şimdi ben senin polise mukavemetten aynı zamanda görevli bir memurun canını kastetmeye tam teşebbüsten savcılığa versem 9 yıl 6 ay yersin. Değer mi? Ha? Yani şimdi seninkilere bakınca tam bir aşk evliliği. O yüzden bana sorarsan yani sen 9 ay 10 gün içerisinde dede olacaksın. Yani bir torunun olacak. Şimdi onu bir fotoğrafta sevmek yani Ekrem için değer mi Allah aşkına? Sen bana Ekrem'in yerini söyle. Biz bugün tüm yaşananları unutalım. Ha? Bir düşün. Tamamdır. Babamı almışlar. Ne yaptınız? Aldınız mı Naim'i? Amirim aldık. Naim'le gayet iyi anlaşıyoruz. Lan sana bir şey söyleyeyim mi? Şu Dünür en gıcık olduğum akrabalık modeli. Günün birinde kızın ya da oğlun biriyle evleniyor. Hiçbir kan bağı olmayan herifçioğlunun tekine baba diyor. En sinir olduğum iş mi? Ben de bu niye bu kadar çabuk konuştu diyorum amirim ya. Amirim, Ekrem'in yerini bulduk. Aynı zamanda kaçmayı planladığı parayı da aldık. Şimdi gün doğmadan bir tekne yanaşacakmış, o da binip Yunan'a kaçacakmış. Aferin oğlum. Gidin alın Ekrem'i. Komiserim ilk posta işte, ilki size. Lan! Lan mezbahaya gitmişken mangal mı yaktınız orada vicdansızlar? Yazıklar olsun lan size. 6 aydır kursağımdan aşağı bir kalem pirzola geçmedi be. Amirim o zaman biz şöyle yapalım isterseniz şimdi. Biz pirzolayı yiyelim, sabaha karşı da Ekrem'i alırız, olmaz mı? Boğazınızda kalsın.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.